Buyurun size. Börek gibi bir arazi. Köy içi imarlı. Muhteşem. Derinlik çok güzel. Yaklaşık 100 metre, 120 metre civarında bir derinliğiniz var. Evet, dedik ya video çekimlerine devam edeceğiz bugün. Yine çok güzel bir parseldeyiz. Hatta burada tam önümde iki tane parsel var. Yan yana bitişik nizam. Bulunduğumuz konum itibariyle yine Seydi Kemer ilçemizin Kabaağaç mahallesindeyiz bugün. Tam köy içerisindeki asfalt yol cepheli. Bakın asfalt yol burası, köy yolumuz. Hemen yine köy yolunun bitişinde önünde görüyorsunuz burada ark var, su arkı var. Her türlü sulama suyunuz, sulama su ihtiyacınız rahatlıkla buradan karşılayabiliyorsunuz. Zaten yine arazinin içerisinde de alt tarafta yolun diğer tarafında da ark var. Orada ben size göstereceğim şimdi. Oranın da yine sulama suyunuz var. Bazen göstermiyorsunuz diyorsunuz ya. Evet buyurun. Burada da bir sulama suyu kanalınız var burada. Her şekilde. Zaten arazinizin içerisine giren burada bir yolunuz da mevcut. Arazimiz dediğim gibi tam önümde zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. Ve zeytin ağaçları hepsi aşılı. 12 ile 15 yaş arasında değişen yaş aralığında ağaçlarımız. Şu anda burası çok güzel nefes alan bir yer yine. Görüyorsunuz ağaçların kıpırdamasından, ağaçların o sallantısından rahatlıkla görebilirsiniz. Bu sene mevsim zeytin yılı mevsimi. O yüzden ağaçların tamamında çok çok güzel ürün var. Ve bir ay sonra hasat zamanı aşağı yukarı. Çünkü şu anda daha yavaş yavaş bir yağmur bekliyoruz. Yağmurdan sonra artık yavaş yavaş kararmaya başlayacak. Yani zeytinyağı mevsimi başlamak üzere diyebilirim. Ay sonu itibariyle inşallah bir yağmur gelirse ondan sonra da burada çok güzel bir zeytin hasadı yapılabilir. Dediğim gibi önümde iki tane parsel var. İkisi de yol cepheli, köy içi imarlı ve parsellerin her biri 2700 metrekare yüz ölçüme sahip ikisi de. Ve derinlik olarak yaklaşık 110-120 metre civarında bir derinlikleri var. İki parselimiz de birbirine bitişik nizam aşağı kadar devam ediyor. Yol boyunca. Yol cepheniz de toplamda bir yine 70-80 metre civarında bir yol cepheniz var. Bakın parsellerimiz o başlamış olduğum köşeden itibaren böyle devam ediyor parselleriniz. Tam karşımızda Torosları görüyorsunuz, Akdağları. Hemen bulutların altında yükselen yaklaşık 3000 metre ve 3000 metre üzerinde bir rakıma sahip orası. Kışın bembeyaz kar alıyor Torosların tepesi. Evet yine önümde bir zeytin ağacımız var. Buradan görebilirsiniz meyvelerini. Çok güzel. Tam böyle artık olgunlaşmaya doğru gidiyor. Ben size bir detay daha buradan aktarayım. Özellikle söylüyorum. Burada her zaman arazinizin toprak yapısı çok çok önemli. Bunun yanında arazinizin havadar olması, yani nefes alıp almaması çok çok önemli. Çünkü burada oksijen dediğimiz şey, yani meltem, rüzgar dediğimiz şey çok önemlidir. Arazinizin bulunduğu bölge nefes almıyorsa o arazide çok fazla sebze meyve yetiştirme imkanınız olmuyor. Çünkü havadar olmayan yerde sürekli basra dediğimiz, bu parazit dediğimiz şeylerin çok olması mümkün. Evet, diğer direkten başlayarak buraya kadar geldik. Hemen bu direğin sonunda bir tane nar ağacımız var. O küçük evi görüyorsunuz. Hemen o küçük evin yanında bir nar ağacı var. Ben size sınır olarak göstereyim burada net sınırımızı da. Evet, sınırımız tam olarak buraya da geliyor. Buradan tam önümdeki şu nar ağacından itibaren sol tarafa doğru kesiyor burada sınırımız. Buradan baş aşağı kadar dikeylemesine devam ediyor. İki tane parsel demiştik. Her bir parselin en az 25-30 metre civarında bir yol cephesi var. Ki 30-30-60 evet. 30 metre her parselin cephesi var. Ve içerisinde de tam meyveye gelmiş, mükemmel bakımı yapılmış zeytin ağaçlarımız var.
Yani buraya geldiğiniz zaman hemen bu yol kenarında evinizi inşa ederseniz aşağı kadar zeytin bahçeniz mükemmel derecede hazırlanmış. Onun için ekstra bir efor sarf etmenize gerek kalmayacak. Toprak yapısı demiştim ben size. Toprak yapısı. Buradan da sanırım daha rahat görebilirsiniz herhalde. Buradaki toprak biraz daha böyle kızılımsı, kızıla kaçan bir renkte. Ama bu toprakta öyle bir güzel bir verim var ki azot bakımından her açıdan çok zengin bir toprak yapısı bu. O yüzden hem meyve ağaçları için hem de sebze için çok çok önemli bir toprak yapısı burası. Üstelik dediğim gibi nefes alan bir yer, hem de buranın suyu çok bol. Burası kaba ağaç dediğimiz çok güzel köylerin bir tanesi. Etrafınız gayet geniş. Zaten görüyorsunuz köy yerleşik alanının olduğu yeri. Tam karşımızda bir ilkokul var. Hemen şu evlerin, karşımdaki evlerin olduğu bölgede hem cami, hem köy kahvesi, market, bakkal, manav, bütün hepsi orada. Zaten manav ihtiyacınız burada pek fazla olmuyor. Çünkü her tarafınız zaten sebze, meyve dolu. Manavlar, biz şöyle diyoruz. Eğer komşunuz güzelse manav ihtiyacınız kesinlikle yok. Çünkü zaten burada fazlasıyla her şeyiniz karşılanıyor. Yeter ki burada güzel bir ortamda kendiniz de burada köylüye alıştırabilirseniz, kendinizi burada sevdirirseniz, burada hiç tereyağı, yumurta gibi ihtiyaçlara veya diğer sebze, meyve gibi ihtiyaçlarınızı manavdan, marketten almanıza gerek kalmıyor. Zaten her sabah direkt dalından, direkt bahçeden sofranıza iniyor. Evet, dediğim gibi burası çok güzel, çok sakin bir köy merkezi. Asfalt yola cepheniz var. Dediğim gibi iki tane parseliniz var burada yan yana. İkisi birden satılık. Her bir parselin yüz ölçümü 2700 metrekare. Yine diğeri de 2700 metrekare olmak üzere. İki tane çok güzel. İçerisi dop dolu meyve, zeytin ağaçlarıyla bezenmiş. Ve hepsi de meyve gelmiş. 13-15 yaşlarında çok çok güzel zeytin ağaçlarınız da var. O yüzden burası Şam'da kayısı diyoruz ya. Hani bundan iyisi Şam'da kayısı. Öyle bir yer. Börek gibi bir arazi. Hem toprak bakımından, hem hava bakımından, hem su, elektrik, suyunuz, her şeyiniz burada fazlasıyla mevcut hale getirilmiş. Veya o şekilde burada artık parseliniz, araziniz hazır. Buraya geldiğiniz zaman da ekstra bir efor sarf etmeyeceksiniz. Dediğim gibi bu köyün yerleşke alanı da biraz yamaca doğru kayıyor. Arka taraflarınız zaten çok çok güzel dağlarla bezenmiş. O yüzden burası hafif yamaç olan bir yer ama araziniz düz bir arazi. Çok güzel. Evet, söyleyecek olduklarımız bu kadar. İçerisindeki zeytin ağaçlarını tam sayamadım ama gördüğünüz üzere içerisi dolu dolu zeytin ağacı. Hepsi tam meyveye gelmiş. O yüzden ağaçları sayıp burada ekstra bilgi veremedim, kusura bakmayın. Evet, son olarak diyeceklerimiz bu kadar. İnşallah size nasip olur. Ben diğer bilgileri videonun altında paylaşacağım yine. Saygılar, hoşçakalın.